Herkese merhaba değerli dostlar. Art Bilişim Teknoloji ile ilgili şöyle kısa bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Şirket hissesinin almış olduğu bedelli sermaye arttırım kararı 330 milyonluk isteğin yatırımcılar tarafından pek alışıla gelmemiş şekilde reddedilmesinden dolayı hisse senedi bugün oldukça yoğun e, sosyal medyayı da meşgul etti. Hisse senedinde tabi analistlerin de vermiş olduğu röportajlar olsun e, notlar olsun hisse senedinin de e, normalden daha fazla satış yemesine emirlerin yükselmesine sebebiyet verdi. Yaklaşık %75'i halka açık olduğu için hisse senedinde yoğun bir satış trafiği ve emir trafiği var. Yaklaşık şu an 15 milyon civarında bir lot satış emriyle tavan tabanda bekleyen lot miktarıyla kapandı. Hisse senedinde peki bu kadar büyütülecek bir durum söz konusu mu? Hisse bu yatırımı yapmak konusunda ne kadar haklı? Bunun artıları eksileri neler? Hem diğer taraftan da hisse senedinin düşüp düşebileceği bölgeler ve toparlanıp ayağa kalkabileceği yerlere bakacağız. SPK bu konu hakkında neler yapabilir? Bunlardan birazcık konuşmaya çalışacağız. İsterseniz şöyle hemen yavaş yavaş başlayalım. Ve e, en önemli şey takaslarda son hafta içinde kimler aldı? Kimler sattı? Ve hisse senedinin... E, haberin gel geldiği gün yaklaşık bir 15 dakika önce seans kapanmadan önce seans durdurma yemişti hatırlarsanız. Bugün o gün kimler satış yaptı dün itibariyle şöyle aracı kurum dağılımından da onu bir şöyle yüzeysel olarak bir bakalım isterseniz. Çünkü biliyorsunuz böyle şeyler bizim borsamızda yaşadığımız, duyduğumuz şeyler piyasaya habersizdirilmesi. E bu da gündemdeydi. His Hisse senedinin tabii çok önemli bir direnç noktasını yukarı yönde aşmasıyla ee, burası da kolay açılmadı biliyorsunuz. Son yaptığımız analizde de belirtmiştim. Yüksek yabancı girişi, önemli fonların alışları onlarla beraber yani çok büyük bir sürpriz olmuş gibi bir durum söz konusu. Bu yüzden şöyle kısaca değinmeye çalışacağız ve şirketin açıklamış olduğu fonu nerede kullanacağıyla ilgili açıklamalara da yer vermeye çalışacağız. Hisse senedinin öncelikle bilançosunu çok detayına girmeyeceğim. Bunu henüz analiz etmiştik hatırlarsanız. Şu sağ üst tarafta merak ederseniz şirketin temel analizini gerçekleştirdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz videodan sonra. Şöyle isterseniz takaslarından başlayalım. Genele doğru yayılalım isterseniz. Şurada gördüğünüz gibi 15.2 milyon adet elik bir emir söz konusu. Hisse çok büyük bir satış trafiği içerisinde. Bu lot miktarı da şirket hissesinin yaklaşık %10'una neredeyse tekamül ediyor. Bu çok yüksek bir oran bakarsanız. Ama insanların birazcık daha panikletildiği bir ortamdayız. Yani çünkü bu şirket sonuçta e, bu istediği rakamı borç ödemek için istemiyor sonuçta. Bu yüzden e, önümüzdeki dönemdeki şirket hissesindeki hareketlerin bilinçsiz gerçekleşmesi önümüzdeki birkaç gün içerisinde sadece beklenebilir ama e, hissenin yeniden toparlanıp ayağa kalkması da beklentiler arasında kalacak çünkü sermaye piyasası kurulu vereceği kararda bence onaylayacaktır bunu ama yine de yatırımcıların nezdinde eğer kararı ...çok tepki aldığı için belki de böyle bir şey olabilir. Hisse senedinin... ...onaylanmazsa eğer bu yüksek meblağı ...hisse senedinde bu olumlu karşılanacak... ...hissenin tekrar toparlanmasını sağlayacaktır ama... ...hissenin en az 6 ay boyunca... ...sığ kalması, zirvesinin üzerine çıkması... ...artık düşük bir ihtimal haline geldi. Hani bu... ...istimal sermaye arttırım kararı... ...tamamen ortadan kalkmadığı sürece... ...hisse senedinde 9 TL'nin üzerisi... ...bence 6 aylığına en azından... ...yani 3 ile 6 ay arasında bu sürecin devamı olacak çünkü... Yatay kalması ve fiyatlamalara bunun net bir şekilde yansıması beklenebilir bilginiz olsun. Ama uzun vadede hissenin yaptığı bedelli sermaye arttırımının gerçekten ciddi anlamda faydası olabileceğini eminim açıkçası. Şöyle yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Hisse senedinde öncelikle geçtiğimiz hafta hissede kimler alıcı olmuş onlara bakalım. Hisse senedinde ayın birinden yani salı gününden cuma gününe kadar gerçekleşen işlemlerde BGC'nin iş yatırımın ve bu hissede önemsediğimiz Bank of America, Credit Suisse ve yatırım finansmanın, finansmanın alışlarını olduğunu görmekteyiz ve şöyle per, e, pazartesi günü gerçekleşen yani 7'sinde gerçekleşen işlemlere baktığımızda Gördüğünüz gibi yatırım finansının aldığı lot yüksek miktarda bir çıkışı var. Bu hisse senedi seans kapanmadan 15 dakika önce e, işlemlere durdurulmuştu hatırlarsanız. Ve hisse senedinde satıcılara bakarsanız bu haberin sızdırıldığı ile ilgili çok net bir emare bulunmakta. Bununla ilgili sermaye piyasası kurulunun yapacağı pek fazla bir şey söz konusu değil bilginiz olsun. Hani bu araştırılsa da altından pek bir şey çıkartılamaz. Bu yüzden bilginiz dahilinde hisse senedinde kısa vadede bu haberin negatif yansıyacağı çok belli. Yani bunu A firması değil de B firmasında da aynı şekilde tepki alacağı ortada. Çünkü bedelli sermaye artırımları Türkiye şartlarında istenmeyen bir durum. Şöyle isterseniz devamını getirelim. Bu şirket hissesinde haftalıkta Net Takas burası gördüğünüz. Net takas da emeklilik fonunun 1 milyonluk girişi var Citibank'ın ve daha geneline baktığımız zaman, aylığa baktığımız zaman Citibank'ın gördüğünüz gibi 4 milyon yakın girişi var. Emeklilik fonunun 3 milyona yakın girişi var son ay içerisinde. Yani bu rakamlar oldukça e, yüksek rakamlar bu hissenin için ve hisse fiyatının yüksek olmasına rağmen ama şuna da bakar mısınız? Şirketin zaten mevcut Öz kaynakları 270 milyon TL'ye dayanmış durumda. Burada 4 çeyreklik bilançoyu görüyorsunuz şu anda ve şirketin kısa vade ve uzun vade yükümlülüklerinin toplamı sadece 20 milyon civarında. Bu da çok güzel bir oran. Şirketin şu anda gelen karı 96 milyon seviyesindeydi ve bu rakam yıl sonunda oldukça rekorlu bir seviye şeklinde gelmeye devam edecek. Ama bu, buna en azından Turgay Turşu'nun dediği gibi bilançodan sonra en azından e, yatırımcılarla görüşerek yapılsaydı birazcık daha yatırımcıların bunu körüklemesini engellemiş olabilirlerdi diye düşünmek mantıklı gibi. Ama e, yetkilinin de vermiş olduğu açıklamaya bakarsak Bloomberg'e vermiş olduğu yatırımcılardan böyle bir tepki beklemediklerini aslında bu büyüme stratejisi içerisinde takdir göreceklerini bekledikleri çok ortada. Gördüğünüz gibi satış gelirlerini de geçen senenin yıl sonunda 125 milyonken sadece 3. çeyrekte 175 milyon seviyesine çıkabilmiş durumda. Yazılım sektöründe çok ciddi para var. Bunu artık net bir şekilde hepimiz görebiliyoruz ve şöyle baktığınız zaman şirketin talep ettiği 330 milyonluk meblağ 25 milyon dolar civarında bir rakam. Yani çok büyük paralar değil. Yurt dışından çok büyük şirketler de satın alması asla mümkün değil bu parayla. Biliyorsunuz oyun sektöründeki çalışan beyinler çok para eden beyinler. O yüzden şirketin kısa vadede bu aşamada yapmış olduğu şeyi ben aslında destekliyorum ama sadece zamanlama hatasının birazcık çok ortada olduğu yatırımcıların nezdinde pek takdir görmediği çok ortada. Şirketin yapmış olduğu bilgi paylaşımında finansal teknoloji yatırımları için paranın %35'ini bu kısma yani 100 milyon yakın paranın bu bölgeye ayrıldığını görmekteyiz. Diğer taraftan çağımızın artık çok önemli bir e, noktasında değinmeye başlayan Metaverse işine sanal gerçeklik sektöründe gerçekten bu oyun sektörü ve Metaverse olayı artık hayatımızda bu Facebook, Instagram gibi çok daha ötesine geçecek bir durumu söz konusu ve bu konuda e, sorusun dahi ciddi yatırımlara bulunmakta. Hong Kong bu işin birazcık öncesi, öncüsünde ama Güney Kore'nin devlet desteğiyle Metaverse'ün üzerine büyük destek verdiğiyle ilgili açıklamalar duymuştuk geçen ay. Yani bu sektörde çok ciddi paralar dönecek. Şirketin bu konuda yatırım yapması oldukça güzel bir şey. Ve bu paranın yaklaşık %30'unu aynı şekilde bu kısma ayıracağı ile ilgili açıklaması söz konusu. Ve diğer taraftan şirketin işletme sermayesi için sadece bu paranın %15'ini kullanacağını açıklaması da şirketin borcu olmamasından da dolayı ayrıca. Şirketin RG hizmetlerine yapacağı yatırımlar nezdinde SPK'nın bunu onaylayacağını düşünüyorum açıkçası. Şirketin diğer taraftan baktığımız zaman hisse senedinde şu an çok ciddi bir satış dalgası söz konusu ama hisse senedinde belirli kademeler de e, Hisse de destek olacaktır. Tabii e, bugün bir toplantı yapmışlardır onlar belki seans kapandıktan sonra hisseyle ilgili neler yapabiliriz diye. E, çünkü şirketin %75'ini sattıkları için halka açık olduğu için şirketin şimdi ne kadarı hani %75'lik kısımda ne kadar patron hissesi var. Bununla ilgili tabii herkesin bilgisi malum biliyorsunuz yani bu Türkiye'de çok şey Farklı yönde işleyebildiği için borsada ortakların, yatırımcıların hisseyi takip edebilecek, hisseyi kaldırabilecek, toplayabilecek kimler var bunları tam olarak bilemiyoruz. Ama kısa vadede satıcının çok olduğu bir dönemde düşükten hisse almak tabii tahtacıların en sevdiği şey. Bu yüzden şu an hazır panik ortamı da yaratılmışken hisse de... Yaklaşık %20'lere %30'lara varan değer kayıpları yaşanabilir. Ta ki şu zirvesine itibaren söylüyorum bunu. Yani 6 TL'ler görme ihtimali söz konusu. Şimdi normal şartlarda bir teknik analizde yaparken nelere dikkat ederiz? Önemli dip yapılmış seviyeleri göz önünde bulundururuz. Yani bu hisse de şurası 7 TL bölgesi. Hisse için önemli bir dip seviyesi. Ama şurada bir kanalımız var bakın. Bu kanal 7.25 bölgesinden aşağı yönde ya yarın muhtemelen kırılacak hisse e, taban yap yapacağı için ilk açılışta. E, bunun çözülüp çözülmeyeceği birazcık muamma şu anda. Yani muhtemelen bu bölgenin altında bir tepki beklemek daha mantıklı olacaktır. Yani 6 TL bölgesine kadar hissede sarkma gerçekleşebilir. Kısa vadede bunlar hisse tarafından amorti edilebilir ama emin olun bu 6 ile 7 TL arasındaki yatay seyrini sürdürmesini beklerim açıkçası. Yani hissenin e, bu Sermaye arttırım süreci rafa kalkmadığı sürece yani SPK bunu engelleyebilir sonuçta ama e, bunu engellemediği sürece hisse senedinde bu bölge arasında bir sıkışma belki birkaç aylık sürecek bir sıkışma olması beklenebilir. Bu durumda yatırımcılar ne yapabilir? En azından bir süre izlemek zorundasınız. Çünkü acil e, ale acele verilen kararlar her zaman sizin lehinize olmuştur. E, olma olasılığı da yüksek. Şimdi hisse senedinde şu aşağı doğru iniş gerçekleşecek. Eğer 7.25'in üzerine yeniden bir toparlama, yani şirketten bir açıklama olur, SPK'dan buna vereceği cevap aylar sürecek. Bu yüzden hisse senedinin kısa vadede 7.25 üzerinde çıkmadan, şu kanalın üzerine yeniden çıkmadan yukarı yönde bir atak oluşturma olasılığı çok düşük. Yarın eğer hisse bu bölgenin üzerine geri dönme ihtimali olursa, yani bugünkü telaş, biraz diner yatırımcılar zaten hisse aşağı indi buradan da vermenin anlamı yok düşüncesiyle emirlerini birazcık geri çekerlerse şirketten ya da olumlu bir açıklama gelir hisse geri alım programı gibi vesaire hisse bu bölgeden yeniden toparlanma aşamasında yatayı alacaktır ama emin olun yine bu süreç her zaman genel itibariyle hisse senetlerinde 6 ayı bulmakta yani 6 aylık bir yatay ölü yani grafiklerin artık pek işe yaramayacağı bir Ölü trende girecek ise kısa bir süre olacak bu e, bizim için. Bu yüzden e, uzun vadede beklentiniz ne diye sorarsanız emin olun bu sermaye arttırımından sonra bu şirket karını çok daha yüksek yerlere taşıyacak. Ben şu an Türkiye'de yazılım sektöründe bir şeyleri doğru başarabilecek, büyütebilecek art bilişim teknolojilerine gerçek anlamda güvendiğimi söyleyebilirim. Hissenin istemiş olduğu hisse başı 2 TL'lik rakam 9 TL için çok yüksek bir rakam değilken 6 TL için artık birazcık yüksek bir rakam olacak. Bu yüzden hisse senedinde kısa vadedeki bu baskıyı kabul etmek birazcık yatırımcılar için moral bozucu olacak. Hisse senedinde kayıp yaşayan yatırımcıların da bu dönemde büyük analistler tarafından da böyle tepki gösterilmiş bir ortamda kendilerine destek buldukları için daha agresif yaklaştıkları bir gerçek. Ee, önümüzdeki dönemde TİSE'yi tekrar detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Ama emin olun bu bedelli sermaye artırımı belki 6 ay için zor olabilir ama ondan sonraki 6 ay ve ondan sonraki bir sene hatta ondan sonraki süreçte gerçekten ciddi anlamda hayal edemeyeceğiniz rakamlarıyla kazançlarını doğuracak. Ben bu 6 ayı hisse için şöyle görüyorum. Kendi açımdan yani uzun vade yatırım yapan bir insan olarak söylüyorum size bunu. Hisse senedinde benim için bir alım fırsatı dönemi olacak bu hissede. Bu yüzden şirketin sermaye arttırımına belli oranda katılabilirim belki ama böyle ciddi manada da giriş yapacak değilim sadece. Bu süreçte hissenin 6 TL bölgesine gelişini bir fırsat alımı olarak değerlendireceğim. Bilginiz olsun. Tekrar hoşçakalın değerli dostlar. Görüşmek üzere.